Evet arkadaşlar, merhaba. Bu YouTube kanalında, Aykut Akar YouTube kanalında son video. Bir deney yaptım. Bu 3-4 sene öncesinden başlayan bir deney. İnsanları tanımak için bu kanalı kurdum. Ne konu seçebilirdim? Ben Avrupa'da yaşamıyorum, yurt dışında yaşamıyorum, Amerika'da yaşamıyorum, Asya'da yaşamıyorum. Gezemiyorum. Değil mi? Gezemiyorum yani. Sizlere ne, nasıl bir konu yaratmak için iş yaptım? Baktım İstanbul. İstanbul sokak hayvanları var. Ama bu YouTube kanalı kurmadan önce de eşim sayesinde ben İstanbul sokakta kedileri, köpekleri besliyordum. Yani YouTube'u da kurunca bu deneyim için, kendi deneyim için, kendim için yani. Kedileri, köpekleri konu aldım. Hatta eşim birkaç sene çıkmadı. Zorladım onu birkaç kere şey olsun diye, renk olsun diye onu da kattım işin içine. Ama artık 3900'de üye sayım oldu. İnsanları tanıdım. İnsanları tanıdım. İnsanları yazarak tanıdım. Yani mesela diyelim ki Almanya'da biri var. Benden büyük. Ona yazdım. İşte ne bileyim İsviçre'de biri var. Ona yazdım. Onları izledim. Mesela videolarında diyorlar ki benden bahsedin, videolarımı paylaşın, minareye çıkın, minareden bağırın. İşte İsviçre'de şu var, Almanya'da bu adam var falan filan. Reklamımı yapın. İşte bu videoları paylaşın. Altına bir like atın. Yorum yazın. Tamam, ben de yazıyorum. Like, yorum falan. Videolarımda isimlerini kullanıyorum. İnsan tanıyacağım işte. İnsanlardan böyle tanınıyor. Adamlar gülüyorlar, neşeliler. Videolarında çok neşeliler, gülüyorlar. Diyorsun ki ne kadar iyi. Aslında iyi falan kötü de diyemem ben. Bana kalmış bir şey değil. Yukarıda kızların dediği gibi yaratıcı, kitaplara göre Allah. Yukarıda dedikleri biri var. Bir yaratıcı var kızların dedikleri gibi. Kitaplarında Allah'sa Allah var. Tanrıysa Tanrı var. Herkesin ayrı inanışı. Ona göre bir yaratıcı var. Toplam yuvarlak yaratıcı diyelim. Bir yaratıcı, bir var eden var. Bu var eden bilir iyi kötü kimin ne olduğunu. Ben de yazıyorum işte. Hatta adamlar arabayı çok seviyorlar. Yani Türklerin eslen attı şimdi araba ya. İzlenme olayı var şimdi. İzlenmek istiyorlar. YouTuber olmak istiyorlar. İzlemek istiyorlar. Mesela bugün yatacaklar. Sabah kalkacaklar. 10 binlik abone sayıları 100 bin olacak. 1 milyon olacak. İşte YouTube'dan onlara plaket gelecek. Yani dünyada geliyor plaket birçok insana. Ona da bir plaket gelecek. O da mutlu olacak. Yani aslında her şeyi kendi mutluluğu için yapıyoruz. Yani birilerine bir şey gösterme şeyi bahanemiz yani. Benim de öyle. Herkesin öyle. Kendi mutlu. Zaten kendimiz için yaşamazsak zaten başkası için de hiç yaşayamayız. Bunda yanlış bir şey yok. Kendi mutluluğu için. Önce kendi mutlu ol ki etrafını mutlu et. O çok doğru bir söz. Şimdi fakat biz de işte destek olacağız ya, minareye çık dedi. Ben şimdi minareye çıkamayacağıma göre kendi kanalımdan onun adını kullanacağım. İşte şöyle böyle diyeceğim. Dedik biz de o kişilerin adını destek olmak için. Hani arabadan anlamam, arabayı şu Almanya'daki şu abimiz iyi bilir falan dedim. Video arkadaşlar 1000 geçti. 1000'i geçiyor, otomatik sayıyor böyle. O zaman da arabalar Türkiye'de nasıl söyleyeyim? Bu pandemiden dolayı üretilmiyor jipler falan. Arabalarda şey yok. Yok, sıraya giriyorsun 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra falan geliyor araba. Biz de tabi arabaya gitti ikinci eller de şey koymuyorlar üzerine, fiyat koymuyorlar. Mesela arabanın sıfırı 600 bin, ikinci el 750 bin. Böyle bir olay var Türkiye'de. O sırada ben çekerken kamerayı, bu yurt dışında yaşayanlar tabi Türkiye'yi bilmediği için kalesi sahibi, alo hemşerim ne çekiyorsun dedi. Gittik konuştuk, zaten biz Türk'üz, olay yok, bir şey yok. Herhalde o Almanya'dakiler de bak kızdılar falan herhalde, bizim adımızı kullanıyor, başımıza bir iş gelir falan diye düşündüler. Kendi açılarından bir şey diyemem. Çünkü Almanya'da yaşayınca Türkiye'nin ortamını bilmiyor. Adam bize gırgır yapıyor, ne çekiyorsun falan. Hani gel sana araba satayım burada falan şeyine. Neyse, beni şey zannetmiş, görevli falan, devlet görevlisi, alakası yok. Sabah kalktım, bir mesajlar var. İşte sen benim adımı kullanıyorsun, bir yerlere varmak istiyorsun, kendin ol falan. Arkadaş, ben şaşırdım. Çünkü benden büyük bir insan. Diyorum ki bu Almanya'da doğmamış, Türkiye'den gitmiş, Türkiye'yi biliyor. Almanya'da da bir sınıf atlamış. Yani iki ülkenin ortak değerlerini biliyor, nasıl yaşandığını biliyor. Hani kendini geliştirmiştir diye düşünüyorum. Çünkü ben yurt dışı falan gitmedim, yaşamadım. Türkiye'de yaşıyorum ben. Devam. 58 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Fakat çok kaba bir şey, kırıcı bir şey. İşte
Sen benim adımı niye yeniyorsun? Sen yerlere mi gelmek istiyorsun? Sen kendin ol. Tamam tamam dedim. O videoyu siliyorum. Sil. Ha, senden de bu beklenir dedim. Tamam. Tamam abi, sildik videoyu. Gerçekten sildim yani. Sonra öbürküne herhalde şey yapmış. İstediği yaşayana. O da benim adımı koyuyor. Ya senin adını kaç kere kullandın? Değil mi? Kaç kere kullandım? Yok da ne oldu şimdi bir adımı kullan. Tamam dedim, ona da. Onu da sildim videosunu. Şimdi burada insanları tanımak. Buraya kadar suç benim değil mi? Adlarını kullandım. Tamam, okey. Şimdi arkadaşlar. Enteresan bir dünya. Ya ben bu insanlar ünsüz insanlar. Bu Almanya'da sabah çıkıyor, işe akşam evine geliyor. Öbürküsü de işe çıkıyor. Bu normal bir şey. Aşağılamıyorum. Hiç aşağılamıyorum. Yani sıradan insanlar benim gibi. Benim gibi sıradan insanlar. Neyse, ben başka şeyler anlatayım da Türkiye'de de neler oluyor? YouTube yokken Türkiye'de neler vardı? Onu anlatayım bazı insanlara. Anlamak isteyen anlasın tabii. Şöyle bir şey var. Askerden gelmişim. Fakirliğin dibine yaşıyorum. Normal Türkiye şartları. Yani bana sosyal hakları, Almanya'da istediği gibi sosyal haklarım yok. Bir işe girersem ancak sosyal hakkım var. İşte zaten aldığım parayla geçinmek kolay değil bu ülkede. Neyse canım. İş yeri kurdum. Zaten bu videoyu daha önce babamla bir söyleşi videosu yapmışım. Orada nasıl kurduk, ne yaptık falan orada var. Bunu anlatmama da gerek yok. Fakat gencim, yani 20'li yaşlardayım. Kendime vakit ayırmam lazım. Gencim, genç o insan ne yapar? Mesela İsviçre'de genç bir çocuk 20'li yaşlarda herhalde İspanya'ya tatile gider. İtalya'ya konsere gider. Almanya'ya pazara gider. Çekoslovakya'ya futbol seyretmeye gider. Değil mi? İsviçre'de yaşayan, Almanya'da yaşayan bir çocuk. Genç bir çocuk. Ben de öyle değil maalesef. Ben de öyle değil. Bizde, Türkiye'de yaşayanlarda öyle bir şey yok. Olamaz zaten. Bu hayat şartlarında olamıyor. Ben de kalktım. Baktım ki böyle internet yok. Cep telefonu yok. YouTube yok. Twitter yok. Instagram yok. Yok oğlu yok. Ama fax var, fax. Fax'a baktım, şey var. Ben şimdi size insanları anlatıyorum arkadaşlar. Görgü, kural, kalite. İnsanlarda bir kalite var. O kaliteyi nerede yaşasın yaşasın insan, kalite olmadıktan sonra yok. İster İsviçre'de yaşasın, ister Almanya'da yaşasın, ister Mars'ta yaşasın, ister Amerika'da yaşasın. Bir insanın kalitesi yoksa boş. Boş yaşıyor demektir. O insan oralarda boş yaşıyor demektir. Ben şimdi Türkiye'de yaşayıp da ne kadar kaliteli insanlar olduğunu size bir göstereyim, anlatayım. Kendim bizzat şey yaparak, deneyleyerek, ben deneyleyen bir tipimdir. Böyle kendimi şey yapıyorum, mutluluk sağlıyorum kendime, yani alan açıyorum kendime. Neyse, matbaada oturuyorum. Baktım karşımda fax duruyor. Bilgisayar da var ama internet yok. Bilgisayar dediğimiz matbaa için bilgisayar. Çıkışlar falan alıyoruz. Offset'le basmak için çıkışlar alıyoruz. Oturdum. Bakın, bir zamanlar burası Bizanslarındı İstanbul, görüyor musun arkadaşlar? Onlardan kalma bir kaç. Gülhane Parkı'ndayım. Oturdum. Fax'ın karşısına geçtim. Pardon, bilgisayarın fax... baştan şöyle söyleyeyim. Anlayacağınız şekilde. Hürriyet gazetesi okuyorum. Baktım sarı sayfada Oğuz Aral. Oğuz Aral'ı okuyorum. Yani Gırgır'ın yaratıcısı Oğuz Aral. Allah rahmet eylesin, öldü. Oğuz Aral'ın fax... Daha ölmeden önce işte o yıllar, benim gençliğim, 58 yaşındayım. O zaman 23-24 yaşardım herhalde. Yani 30 sene önce anlatıyorum. Kendimi ayırdığım, daha bu YouTube falan yokken. Yani YouTube yokken ben aslında kendime bir YouTube yaratmışım. Onu anlatmaya çalışıyorum artık. Yani YouTube değil. Siz isterseniz gençler kendinize çok şey yaratabilirsiniz. Sadece YouTube, Instagram ıvır zıvır yok. Fax vardı. Dedim Oğuz Aral'ı okudum. Ben de Oğuz Aral'la bir şeyler yazayım. Geçtim bilgisayarın başına, tak 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 döktürdüm. Kağıt çıkışımı aldım. Oğuz Aral'a faksladım. Eğer Hürriyet Gazetesi'nde arşiv varsa, bunlar arşivde duruyorsa, Ertuğrul Özkök yöneticiydi. O biliyordur. Eğer yoksa, şahısların kendi arşivleri varsa, ki Oğuz Aral ölmüştür, onun arşivi var mıdır yok mudur, ailesi saklıyor mudur bilmiyorum. Ama yani ben bunu yalan söylemediğimi Ertuğrul Özkök şahittir diye umuyorum. Hürriyet Gazetesi'ni yöneten oydu o tarihte. Eğer arşiv varsa. Oğuz Aral'la ben böyle yazıştım.
yazıyorum. O benim yazdıklarımdan irdeliyor, bir şeyler çıkarıyor. Komedi şeyler yazıyorum böyle. Ve kullanıyor. Sarı sayfada kullanıyor. Ama kendi dehasını katarak kullanıyor arkadaşlar. Helikopter geçiyor şimdi yukarıdan da. Kendi dehasını, kendi kalitesini, kendi insanlığını, bakın insanlığını kullanarak bunları alıp profesyonelce harmanlıyor, görüyorum. Yani şöyle yapabilirdi. Bana bir fax geri gelebilirdi. İşte derdi ki, beni rahatsız etmeyin, lütfen bu fax numarasını rahatsız etmeyiniz, bir daha da buraya fax atmayınız. Bir fax gelebilir değil mi karşı cevap? Yani buraya fax atmayınız, ben de o zaman atmam. Böyle bir şey yapmadım. Devamlı faxladım. Geçti, zaman geçti. Oğuz Aral vefat etti. Bodrum'da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Şimdi bu arada ben işte para kazanmaya başladım. Bekarım. Uğraşıyorum ama sinemaya gidemiyorum, tiyatroya gidemiyorum. Yurt dışına gidemiyorum. Bir kere Bulgaristan'a gidebildim, o kadar. Çok da gezmeyi seviyorum. Bunalıyorum yani. Çalış çalış makinenin başında. Ben çalışırsam, kardeşim çalışırsa iş çıkıyor. İşler teslim ediliyor. Çekleri, paraları, şunları falan alınıyor. Yani olay böyle böyle gelişiyor olay. Ben makinenin başında olmak zorundayım. İşçi alıp da çalıştıracak şu o anda gücümüz yok. Çünkü ev almamız lazım, araba almamız lazım. Babamın evi yok, annemin evi yok. Onlar kirada, onlara ev almamız lazım ki ilk başta babamıza ev aldık kardeşimle birlikte. Sonra kendilerimize ev aldık. Neyse gelelim şeye, konuya, asıl konuya. Oğuz Aral olduktan sonra gene bunal içimdeyim yani. Çalış 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 çalış, para 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 para. İnsanın gençliği de gidiyor. Ya 30 yaşlara doğru gidiyorsun. Baktım televizyonda televizyonda şey var. Avrupa Yakası başladı. Gürse Birsel. Tabii o sırada gazetede yazıyor. Sabah gazetesi. Gürse Birsel'in turistler geçiyor, onun için biraz duraksadım. Onların Gürse Birsel'in köşesi var. Orada da bir faks numarası var. Gürse Birsel'e de attım faksı. Ona da yazıyorum böyle komedi şeyler kendimce. Yani bana komik geliyor da. Fakat inanır mısın işte kalite. Gürse Birsel de kaliteli bir insan. Kalite burada. O da bana dönmedi. Buraya faks atamazsın, rahatsız etme falan demedi. O da işte Gülse Birsel yaşıyor. Yani diyebilir ki Gülse Birsel, ya bu çocuk zaten zavallı yani. Hasta galiba, benim öyle bir şeyim yok falan diyebilir. Hiç ben bunu tanımıyorum falan diyebilir. O ona kalmış bir şey. Hani Kızılderilerin dediği bir yaratıcı var ya. O Kızılderilerin yarattığı yaratıcıya inanıyorsa, kitaplarınkine de inanmıyorsa hani, sadece o Kızılderiler inansın yeter. Onların bir yaratıcısı varsa yukarıdan gelen. Kızların dediği yaratıcı. Neyse şaka yapıyorum canım. Annem babam yarattı bizi de, diyecektir. Komedi olarak insanlar. Şaka bir yana da. O da bir karşı gelmedi. Ve o kadın diyorum. O sanatçı, o komedi yazarı, kitap yazarı, komedi oynayan oyuncu kendi yazdıklarını, benim yazdıklarımdan kendi kalitesini, kendi hayat görüşünü katarak konular elde etti, konular üretti, kullandı. Fakat arkadaşlar ben çok sıkılgan bir insanım. Yani bir şeyi böyle 1,5-2 sene sürdürdü mü ben de hani şu YouTube bende çok uzun sürdü, artık bunalıyorum. Bırakmam lazım yani, ben böyle tek düz yaşamayı seven bir tip değilim. Hep aynı şey yapamıyorum. Neyse Gülse Birsel kalitesiyle kullandı. Hatta artık şeyi bitirmem lazım yani Gülse Birsel'i. Ben böyle bitirmek istediğim zaman insanlara kızdırırım. Hakikaten kızdırırım insanları. Ne yapayım? Aklıma şey geldi. Böyle piercing mirsik bir şey vardı. Bir konu vardı, o yazmıştı galiba öyle bir şey. Ben de böyle piercingi sizin üzerinize monte edersiniz falan gibisi bir yazı yazdım Gülse Birsel'e. Tabii onu okuyunca çok özür dilerim kendisine. Ama işi bitirmem lazım yani. Benden soğuması lazım. Gülse Birsel'in artık beni dışlaması lazım. Bunu istiyorum yani. Bunu istiyorum çünkü ben bir yere takılı yaşayamam. Bir yere takılı düzeyde yaşayamam. Yani her zaman böyle Gülse Birsel'e faks at falan beni sıkıyor. Onu da bir şekilde bitirmem lazım yani. Kendi açımdan bitirmem lazım. Böyle bir şey yazdım. Gülse Birsel de bana geri döndü. Lütfen dedi.
Ben ona birkaç eşimin falan resimlerini, kendi resimlerini göndermişim. Buraya dedi işte resimler, şunlar bunlar, yazılar göndermeyiz dedi. Pat bitti. Ondan sonra da ben bir daha hiçbir zaman bu dediğim olay, yani kızım o zamanlar işte Avrupa yakası kaç yıl? 3 yaşında falan olsa 17, 18 veya 20 yıl öncedir. Bakın YouTube falan yok. Ben ünlü insanlara yazıyorum. Ünlü insanlarla diyalog kuruyorum. Yani da Almanya'daki o abimiz, içindeki o kardeşimiz, yani onlar yok daha ortalarda ya. Onların YouTube kanalı falan filan yok. Ben ünlülerle, bak isim de veriyorum yani. Gülse Birsel diyorum, Oğuz Aral diyorum. Oğuz Aral öldü. Onu kanıtlayamam ama Gülse Birsel yaşıyor. İşte kalite, insanlarda kalite oluyor. İşte ben insanlarda kaliteyi aradım. Şimdi insanlarda kalite dediğimiz zaman size gelen insanlardan gene kendi, ben çok şanslı bir adamım. Bakırköy'de yaşadığım için çok ünlü insanlarla karşılaştım. Ama hayat hep beni karşılaştı ünlü insanlar. Ben yani benim hayat felsefem insanları irdelemektir. Bakarım, izlerim. Yani hangi insan kendini aşmış, kendini geliştirmiş, kendini yaşamış. Almanya'da yaşıyor adam. Yani Kars'ta yaşar gibi yaşıyor. İçeride yaşıyor. Zonguldak'ta yaşar gibi yaşıyor. Bir şey almıyor, bir şey vermiyor, katamıyor, edemiyor hayatına. Tek düze yaşıyor. Mesela sıla yolu çıkarmışlar. Ya mübarekler ya. İngiltere'den sıla yolu, Fransa'dan sıla yolu, İsviçre'den sıla yolu, Almanya'dan sıla yolu, İtalya'dan sıla yolu. Ya arkadaş. Aynı ya. Aynı. Efendim çok izleniyor işte, biz onun için çekiyoruz. Ya çok izleniyor. Bunun için mi çekiyorsun? Bir kaliteli olun ya. Bir kaliteli olun ya. Bak Hintlinin veya Pakistanlının veya ne bileyim birinin, ben görüyorum. Gidiyor mesela bir Türk arkadaş da gidiyor mesela Akdeniz'de plaj çekiyor. Bütün sere serp yatan kadınları çekiyor. Kaç kişi seyrediyor biliyor musunuz o videoyu? 4 milyon kişi seyrediyor. 4 milyon kişi sere serpe yatmış bayanları seyrediyor. Neymiş? Akdeniz'de bir sahilmiş. Ya arkadaş. Arkadaş. Kalite. Bak onu çeken arkadaşlar. YouTube bunu engellemiyor ama bir müzik duyduğu zaman telif hakkı diyor. YouTube bunu engellemiyor. Çünkü seyrediliyor ya. Arkadaşlar. Kim ki öyle video çeker? O zaman onun ya kız kardeşi yoktur, ya annesi yoktur, ya kızı yoktur, ya eşi yoktur, ya kız torunu yoktur. Ya yoktur, başka türlü çekilemez yani. Bir İngiliz'in, bir Fransız'ın sere serp o yatıyor kardeşim, onun kültürü o. Sen onu çekip de izlenme sayını, işte bu izlenme sayısı olayı kalitesizlik. Kalite diyorum bakın insanlar. Şimdi gelelim olayların kalitesine. Türkiye'de kaliteli insan yok mu? Var. Bakın gene size anlatıyorum. Bu 18-17 yıl önce İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Bodrum uçağını, Milas, Bodrum Milas Havalimanı uçağa bindim. Eski terminali bilirsiniz yani, bilenler bilir. Eski Bodrum Milas terminali, yani yurt içi hat terminali, ufacık bir böyle bir barakaydı. Ama güzeldi, sadece bir barakaydı. Neyse gece uçağı, böyle akşam uçağı, karanlıkta indik. Çok enteresan. Otobüs gelir, böyle 2 dakika 3 dakika şeye götürür, uçakta alır seni, şeye götürür, terminale götürür. Bu terminale gidene kadar da yolcu şeyinde yanımda arka tarafta Ömer Üründür. Bakın kaliteyi, insanın kalitesini size öyle anlatayım. İnsan olmayı size anlatayım. Bu olay 20 sene önce falan, 18-20 sene önce. Anlatayım kaliteyi size. Olay şu. Baktım otobüsün arka tarafında Ömer Üründür ayakta duruyor. Ben de yanına gittim. Merhaba Ömer Bey dedim. Nasılsınız dedim. İyiyim delikanlı dedi. Sen nasılsın dedi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim dedim. Ömer Üründür bir futbol maçını yurt dışında izlemeye gittiğinde kaza geçirmiş, ayağını kırmış. Dedim böyle böyle. O çok eskiden oldu dedi. Sağ ol, teşekkür ederim dedi. Geçmiş olsun demiştim. Eskiden olmuştu. Sağ ol, teşekkür ederim dedi. Dedim sohbet etmeye başladık. Diyebilirdi Ömer Bey. Ömer Üründür diyebilirdi. Delikanlı kusura bakma rahatsız etme. Bak eşim de yanımda. Yani ben eşimle konuşacağım. Yani rahatsız etmezsen sevinirim diyebilirdi. Ama kalite var bakın. Kalite. İnsan kalitesi. Yani bunu yakalayın arkadaşlar. YouTuber olmak, YouTuber olmak değil. Kalite. Siz kaliteli misiniz? Kalitesiz misiniz? Hani ben kalitesizim arkadaş. 4 milyon seyrediliyorum. Oh, para da geliyor YouTube'dan. Bana ne kalite? Ben seyredilme oranıma bakarım. Oraya şeyi de koyarım. Kadın resmini de koyarım, yanına da koyarım, şunu da koyarım falan diyebilirsiniz. Bu hiç şey değil, önemli bir olay değil dersin, geçersin. O senin kalitene kalmış bir şey.
Fakat şunu söyleyeyim, Ömer Ürlüp kalitenin daha nasıl devam ettiğini göreceksiniz. Bakın daha kalite, bu birinci kalite, benimle konuşması. Kaliteli insan olduğunun birinci versiyonu, daha ikincisi var. Konuştuk, sohbet ettik. İşte dedi ki bana Ömer Önür, ya dedi futbol oynamadığım için dedi, futbolu bilmiyormuşum muamelesi yapıyorlar dedi. Önce Ahmet Yalıncıoğlu biraz şey yapıyordu. Ama dedi yani futbolu bilmek için oynamak gerekmez dedi. Öyle bir konuştuk. Sonra da şeyimiz, otobüsümüz terminale vardı. Biz terminale girdik. Bir tek valiz şeyi var. Uç bekliyorsun. Dönen valizleri getiren şey var. Ben ve o hanımıyla bir köşeye gitti. Ben başka bir köşede valizlerimizi bekliyoruz. Ve Ömer Ürüldür'ün valizleri önce geldi. Aldı valizlerini, eşinin yanına gitti. Arkadaşlar burayı çok dikkatli dinleyin. Bu kaliteyi, bu insanlığı çok dikkatli örnek olarak dinleyin. Aldı valizleri, ben uzaktan takip ediyorum. Hanımın yanına gitti, valizleri koydu. Ve Ömer Üründür. Bakın 20 sene önce. Yani Almanya'daki o İsviçre'deki daha insanlar, YouTube'dakiler bana bizi kullanıyorsun, ünlü mü olacaksın falan filan diyenler, isminizi kullanıyor. Daha siz yoktunuz piyasada. Ömer Üründür'ün kalitesini ve insanlığını fark edin arkadaşlar, insanlığını. Hanımının yanına valizleri bıraktı. Çok dikkatli edin, dinleyin. Yürümeye başladı, bana geldi. Arkadaşlar, Ömer Ürüldü bana elini uzattı. Bana elini uzattı. Delikanlı iyi tatiller dedi. Elimi sıktı ve hanımının yanına döndü. Dönmeyebilirdi. Kaliteli bir insan olmasaydı, insan olmasaydı valizleri almış gidip çıkıp gidebilirdi. Hayır. Ömer Ürüldür 2 dakika önce, 5 dakika önce otobüste sohbet ettiği delikanlıyı hatırladı. Ona insani vasfınla, insani saygısıyla valizleri hanımın yanına bırakıp dönüp gelip Ömer Ürüldür elimi sıkıp iyi tatiller delikanlı dedi ve havalimanından çıktı. İşte bu bir kalitedir, bu bir insanlıktır. Ben YouTube'da bunu aradım arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben YouTube'da bunu aradım. Yoksa giderim şurada, ben Ege'ye de gidiyorum. Çekerim orada Rus gacıların orasını burasını, 5 milyon 10 milyon seyrederim. Çekerim İsviçre'ye gidebilirim. Ben rahat gidebilirim. Çekerim İsviçre'yi, 5 bin 10 bin seyrederim. Amaç bu değil kardeşim. Amaç bu değil. Sen ne fark yaratacaksın? İsviçre çekiliyor zaten, göller çekiliyor, her şey çekiliyor. Sen ne fark yaratacaksın? Senin farkın ne? Değil mi? Ömer Ürüldür'ün farkını gördün mü? İnsanlığını gördün mü Ömer Ürüldür'ün farkını? Ömer Ürüldür, ben ölene kadar bunu herkese de anlatıyorum. Ailemde anlattım. Unutmayacağım bir olay. İşte o bir kalite. Ömer Ürüldür bir kalite. Bir dakika, daha bitmedi. Daha bitmedi. Ben diyorum ya, çok şanslı bir insanım. Hayatta ben çok şanslı bir insanım. Hakikaten param yok. Olmadı uzun süre ama çok şanslı insanım. Gene Bodrum'dayım. Kardeşim aradım, Aykut dedim, param bitti, bana para gönder. Tabii abi dedi, Garanti Bankası'ndan gidecek dedi. Para gönderdim, ATM'den çekebilirsin dedi. Peki Aykut dedim, teşekkür ettim. Gittim ATM'ye. Boş, ben gittim. Yani o zaman kızım okula gitmiyor. Gene bu olay, kızım hani 6-7 yaşında olsa, 5 yaşında olsa, okula gitmediğine göre 5 yaşındadır. Yani o zaman 17-18 sene önce. Bodrum Turgut Reis de köşede Garanti Bankası'ndan, ATM'den, bankamatikten para çekiyorum. Kimse yok, ben gittim, kimse yok. Parayı çekiyorum. Parayı çektim ve ihtiyari, kimse olmadığı için parayı bankamatiğin önünde sayıyorum. Çektiğim parayı. Bir ses. Arkamdan bir ses. Bakın arkamdan bir ses. Ben göremiyorum arkamdaki şeyi. Bir ses. Beyefendi, işiniz bittiyse bankamatiği ben de kullanabilir miyim? Ne enteresan bir şey değil mi? Beyefendi, işiniz bittiyse bankamatiği de ben de kullanabilirim rica etsem. Kullanabilir miyim? Şu kibarlığa, şu insanlığa, şu kaliteye bakın ya. Bir döndüm baktım, kim biliyor musunuz? Kim? Gene spor adamı. Ha şimdiki spor adamlarından değil. Şimdiki spor adamları sahibinin sesi. Ağızları bozuk. Şimdikilerden değil, geçmişten. Kim biliyor musunuz? Ümit Aktan. Ümit Aktan. Ben zaten
insani olarak o anda bana insanca davranmanın şevkini yaşıyorum, mutluluğunu yaşıyorum. Yani bana insanca davranıyor. Ben sıradan bir insanım değil mi? Şöyle diyemez mi? O Ümit Aktan ya, o tanınmış bir insan. Bitti mi işin kardeşim? Hadi sen şöyle çekilsenle biz de şurada bir bankamatikten paramızı çeksek yani değil mi? Diyebilir. Şimdi öyle deniyor. Hadi kardeşim işin bittiyse çekil de biz de paramızı çekelim, sıra bizde falan. Şimdi böyle söyleyeyim. Öyle söylemedi. Beyefendi işiniz bittiyse bankamatiği kullanabilir miyim rica etsem dedi. Kaliteyi görüyor musunuz arkadaşlar? Kaliteyi görüyor musunuz? Kalite. İşte kalite bu. Yoksa kalite videonuzu 4 cihazla çekmişsin, 12 cihazla çekmişsin, havadan çekmişsin, işte şuradan çekmişsin kardeşim, tamam çekmişsin işte. Ne diyeyim sana yani, Tayland mı, Tayvan mı, Tayvan diyorum özür dilerim, Tayland'ı, Buket'i, şurayı, burayı milyonlarca çekiyorlar. Öyle yukarıdan çekiyorlar, yandan çekiyorlar, suyun içinden çekiyorlar, çekiyorlar baba çekiyorlar. Hep aynı görüyoruz, izliyoruz yani. Evet, artı 18 sokağa gidiyorlar, timsah yiyorlar, kurbağa yiyorlar, çekirge, ay nasıl çekirge yiyor. Ya kardeşim bunlar yüzyıllardır çekirge, yüzyıllardır da çekiyorsunuz zaten, biliyoruz çekirgelerini. Şimdi ilk defa mı görüyoruz? Hayır. Ben zaten onlarda değilim ki. Ben sen nasıl davranıyorsun? Sen nasıl, sıcak mısın, güleç misin? İnsanlara bir şey veriyor musun, bir değer katıyor musun? Yoksa boş boş mu konuşuyorsun? Yani Tayland'ın suyu çok güzel, denizi. Evet, güzel. Yani git bakalım, Marmaris'in de bir böyle koyları var. Zengin sen teknenle git bak, ne sular neler var. Zengin sen gidebilirsin teknenle. Neler var? Ayhan Sicim'i ona sor. Atademir'e sor. Hepsi sana söylesin ne koylar var Marmaris'te. Ama olay o değil. Sen ne katıyorsun? Yani sen insanlara ne katıyorsun? Ona bak mesela. O kadar saydım değil mi şimdi ismini? Ömer Ürdül, Ümit Aktan, Gülse Bilsel, rahmetli Oğuz Aral. Bu insanlar bana ya git kardeşim sen ne yazıyorsun ya, fark çekiyorsun, hadi git işine falan diyebilirler de demediler. Geliyorum daha bitmedi. İnsanın kalitesi önemli olan, yani kalite. Kalite yani, bir ürün alırken hep kalite arıyorsun değil mi? Araba alırken diyorsun ki o benim arabam kaliteli. BMW 70, ATV 80. Kalite süper. O Mercedes 325. Efendim söyleyeyim, Tofaş 682. Oh! Atıyorsun, tutuyorsun, evin, villa, araban, arsan, araban, her şeyin var. İşte o insana değer katmıyor arkadaşlar. O insana değer katmıyor. O insanın hava. Ha, olmayana hava atıyorsun. Senin yok, benim var bak. Sen böylesin falan diyorsun. Bak. Olabilir. Allah daha çok versin. Şimdi diyeceğim şu, kaliteyi yakalayabiliyor musunuz kaliteyi? Kendinizde ama. Çektiğiniz yerlerde değil, kendinizde. Mesela bakın şimdi diyeceksiniz ki hiç mi kardeşim var. İnsan gibi insanlar da YouTube'da var. Buradan isim de veriyorum. Bakın ben bu kadar isim verdim. Bu insanlar bana mahkeme açabilirler. Derler ki ya bu mazluk, geri zekalı, aptal bu çocuk ya. Hani bizim adımızı kullanmış ama yani biz bunu tanımayız, etmeyiz. Bu nedir ya? Bizim adımızı ne kullanıyor böyle ağzına alıp? Ünlü adımız yok. Açabilirler dava falan yani. Ama ben Gerçeklerimi anlatıyorum. Ve o insanların kalitesini anlatıyorum. Yapacaklarını da sanmıyorum. Sanmıyorum yapacaklarını. Çünkü ben onları zamanında yazdım, bıraktım, bitti. Ben öyleyim. Şimdi YouTube kanalımı da bitiriyorum. Bu kadar, ben sıkılırım, yeter. Ben 3900 kişi seyretmiş dünyadan beni. Yeter. Ha şimdi gelelim YouTube'daki kaliteli insanlara. Bakın YouTube'da kaliteli insanlar nasıl? YouTube'da kaliteli insanlar şöyle. Tayvan'da Rıfat Bey var. Hakikaten kaliteli. Çok irdeledim onu. Hatta ben ona kızdırmak için Instagram'da konuşuyoruz, yazışıyoruz. İşte o bana rakı sevmediğini, şunu sevmediğini falan, babası içermiş, o sevmediğini anlatıyor. Böyle samimiyiz, konuşuyoruz yani, yazıyoruz. Çünkü o mütevazi bir insan. Bakın çok ünlü, Tayvan'da çok ünlü biri. Ben sıradan bir insanım, bana niye yazsın değil mi? Ya kardeşim beni rahatsız etme diyebilir. Bana yazıyor, YouTube'da yazıyor, YouTube'da değil, Instagram'da yazıyor. Mesaj yazıyor da rakı sevmediğini, eşinin de içtiğini sevmediğini, kendisinin rakı sevmediğini falan filan söylüyor. Yazıyor. Ben de bunu kızdırmak için, çünkü bir şey kızdıracağım ama kızacak bir şey de bulamıyorum. En son baktım, bir videosunda Japonya'ya geziyorlar. Dağa gidecekler. Kızlarını arkada bıraktı. Kendi de önde video çekiyor. Adam haklı, video çekecek. Ben biliyorum da. Şimdi onu kızdırmam lazım. Bakalım bana ne diyecek. Ben onu bekliyorum. Yani şöyle yazabilir. Diyebilir ki, ya kardeşim ne yazıyorsun sen ya? Sen yürü git işine ya. Salak mısın, nesin, gerizekalı mısın? Sana ne ya?
Ben kızlarımı arkada da getiririm. Önde de yürütürüm, elinde tutarım. Sen ne karışıyorsun? Seni ne ilgilendirir ya? Seyretme beni ya. Seyretme beni falan diyebilir değil mi? Yok. Ben ona şöyle yazdım. Ya Rıfat Bey dedim. Kızlarınız arkada ağlıyordu. Ya ne olur kızlarınızın dedim işte yanınıza taşıyın. Yanınıza yürütün. İşte onlara kamerayı verin. Kamerayı çeksinler. İşte yarın onlara bir şey olur. Ana olur, şu olur falan. Böyle hani salakça yazıyorum bakın. Ben böyle yazarım yani kusura bakmayın. Böyle hani sap delik salak böyle hani çünkü kızdıracağım karşılarımı tamam mı? Karşılarımın kızması lazım. Bir şekilde bakayım onu tanıyayım. Kızınca nasıl? Hep böyle videolarında iyi insanlar. Ay iyi o falan hep iyi insanlar. Güleç insan. Bakalım hakikaten güleç mi yoksa bana gerçek ağzım kurdu özür dilerim. Gerçekten gerçek yüzünü gösterecek mi? Küfür mü yazacak bana mesela Instagram'da? Neyse. Ne yazdı biliyor musunuz? Ben hiç düşünmemiştim, görmemiştim. İnanın çok zor çocuk. Ben de biliyorum. Hakikaten çocuklara zor. Biz de büyüttük. Biliyorum. Çok zor. Neyse bir dahaki sefer öyle yaparım dedi. Hakikaten de Safribon'da mı ama bir yerde Amasra'da mı kız ufak İnci'ye kamerasını verdi. İnci çekti. Şimdi buradan Rıfat Bey siz de kaliteli bir insansınız. Bana yazabilirdiniz diyebilirdiniz ki sana ne kardeşim sen kimsin ya? Ben Tayvan'da tanınan bir adamım. Televizyonlara çıkıyorum. Tayvan konsoloslukları geldiğim her yerde Tayvan konsolosluğu beni karşılıyor Türkiye'de şurada burada. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aykut Akar olarak bana akıl mı veriyorsun? Hadi yürü kardeşim işine git ya. Hadi bir daha da beni takip etme sil. Hadi git falan. Engelleyebilir, blok edebilir değil mi? Yok. Her videosunun altına yorum yazarım. Teşekkür bandında yazar. Okeyini, şeyini verir. Like'ını verir yani. İşte bu kalite, burada kalite. Avusturya'da Brett var. Yaşlı, 70 yaşında bir insandır. Belki daha yaşlıdır. Ben İngilizce de bilmiyorum. Yazıyorum ama Türkçe yazıyorum. Kaliteye bakın arkadaşlar şimdi. Kaliteye bakın. Bir İngilizce konuşan Avustralyalıya, orijinal Avustralya, böyle sonradan gitme falan değil. Yani orada, anne baba orada falan doğmuş bir Avustralyalıya. Türkçe yazıyorum. Ve o şahıs, Brett. Onlar öyle Brett abi falan denirmezler yani. İsim olarak hitap ettiriyorlar. O şahıs Brett de bana insanlığa kibarlığa bakın. Size İngilizce yazabilir değil mi? Ben onu çevirebilirim. Altta çevirme şeyi var ya YouTube'da. Yok. Üşenmiyor. Ve girip aynı şekilde bana Türkçe yazıyor ya. Türkçe yazıyor. Görüyor musun insanlığı? İnsanlığı görüyor musunuz? Ya ben kimim ya? Ben kim? Adamım bir kuş çekiyor o kuş. Yani adam zamanında kuşlar çekmiş. Şimdi o da bıraktı, yayınlamıyor bir şey. 8000, 9000 üyesi vardı onun. Ama bıraktığı için herhalde üyeleri düşüyor. Şimdi ben de bırakacağım, öyle düşecek. Ben de yayınlamayacağım artık bundan sonra. Bir videosu 4 milyon falan seyredilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani ben ona yazdığım zamanlar benim üye sayım kaçtı biliyor musunuz? 900 falandı. Bir de şunu söyleyeceğim. YouTube bizlerle öyle bir oynuyor ki. Hakikaten oynuyor yani. Siz YouTube'da o sayılar var ya sayılar. O sayılar gerçek mi sanıyorsunuz? Hayır. YouTube ne yapıyor biliyor musunuz? Yem. Yani biz o Florya Akvaryum'a gittim. Florya Akvaryum'da o havuzda balıkları görünce bir arada. İşte biz de öyle YouTube'da bir havuzda balığız. YouTube ne yapıyor biliyor musun? Mesela benim 900 abonem vardı. İkinci sene. 900 abonem var. Bir gece yattım, sabah kalktım. Abonem 1900 olmuş. Ne zaman bir gecede 1000 kişi bana üye olabilir mi ya? Hey YouTube. Yemezler. Seyredilme oranı artınca reklamasyon için beni bir anda 1000 attırdın. Şimdi mesela 3900'e geldim. Devam etsem beni bir otomatikman 5000 küsüre getireceksin. Yok YouTube. Yemezler. Yani çünkü 2 tane kediyle 3 tane kediyle 900'den 1000'e çıkmaz. Hatta 2000'e kadar 1900'e 2000'e 2000'e kadar çıktı yani çıkmaz. Bu bir çakal oyunu. Şunu söyleyeceğim. İnsanda kalite çok şart. Kalite şart. Bakın şu yeni versiyon sanatçılar var. Mesela Şahan Gökbakar var. Cem ondan daha eski Cem Yılmaz var. Mesela ben Cem Yılmaz'a, Şahan'a Twitter'da
mesaj gönderdim kızdırmak için. Amacım kızdırmak. Bakalım ne etki yapacağım. Okunacak mıyım, okunmayacak mıyım? Okunacaksam şey, mesela şey yazdım, Şahan'a yazdım. Dedim ki, Şahan Gökbakar'a Twitter'da. Ya ben seni anlamıyorum dedim. Bana Kayhan'ın, pazarlamacı Osman'ın sanat olarak halka ne anlattığını bir ana, ne amacı ne o filmlerin amacı ne dedim yani, o filmlerin amacı ne? Tık engelledi. Okumuş demek ki. Okuduysa bravo. Tak engelledi. Şimdi Şahan Gökbakar engelledi Twitter'dan. Pıt, engelledi. Bir daha mesaj gönderemiyorsun. O, onun sanatçı yönü böyle. O diyor ki sana ne lan diyor. Haklı, en doğal hakkı, özgür, demokratik, layık hukuk devletinde en doğal hakkı. Tık engelledi. Şimdi ondan sonra Cem Yılmaz'a yazdım. Ya dedim senin o hani Bulgaristan'da çektiğin insan avı, o yedücüler, medücüler, ondan sonra goralar, moralar. Yani dedim ne anlatıyorsun arkadaş sen? Yo işte o futbol maçı falan filan. Yani bunlarla dedim sanat olarak ne anlatıyorsun? Halka ne anlatıyorsun? Amacın halk. Ya şimdi ben de bekliyorum Cem Yılmaz ya bir küfür edecek. Etmez de ben hani kendi dangalaklığımı deney yapıyorum ya. Şimdi diyorum hani bir küfür eder, bir şey yapar. Yok arkadaşlar. Küfür de etmedi. Engellemedi de. Belki okudu, belki okumadı bilmiyorum ama engellemedi. Ben istediğim kadar ona Twitter'dan yazabilirim. Engellemedi. Bir daha da yazmadım zaten de. En son bir film oynadı ya Netflix'te. Hani otelde motelde. Otele gitmişti gece vardiyasında. Bak o film güzel. Daha bir güzel. Eskilere oranla küfürsüz şeysiz daha güzel. Ona teşekkür ettim. Teşekkür yazdım. Yazdım. Ha bu arada Şahan Gökbakar'ın Ceren'le Ceren'e 100 kere, 100 bin kere teşekkür, 1 milyon kere teşekkür. Öyle filmi bekliyorum. Çünkü orada sadece kendi yok. Birçok yan şey var. Gitsin Hollywood'a bakın. Bir tane adam oynamaz. Yan roller de var yani. Filmi zenginleştiren yan roller de var. Bunu Şahan da biliyor zaten de. Ama işte hayat böyle. Türkiye böyle arkadaşlar. Türkiye böyle. İşte YouTube da böyle. Şahan diyor ki benim yaşam kalitesine ulaştım diyor. Yaşam kalitesine ulaştım. Bunun aşağı inemem diyor. O yüzden benim bu kalitede kalmam için film yapmam lazım. İşte Osman yaparım, Kayhan yaparım. Köyümüzü tatil beldesi yapıyorlar. Lak luk lank girerim, onu yaparım. Hasılatım gelir. Nefis satarım. Oraya satarım, buraya satarım, Disney'e satarım. Hayat standardımı korurum. Haklı, hiçbir şey demiyorum. Haklı. Yani bir şey diyemiyorum. Ama o da onun kendi şeyi. Şimdi ama bunu yaparken de şunu da katlanman gerekir. Senin yaptığın kişiler ya senin izlenme olayın bizsek ben de beğenmediğimi söylemek en doğal hakkım. Beni de engellememen lazım. Ha, küfür edersem, hakaret edersem en büyük hakkım. Hatta dava açan. Küfür edersem dava açan. Sana niye ben küfür edeyim ya? Niye küfür edeyim? Öyle bir hakkım var yani. Ben senin filmini beğenmedim. Sana ana avrat küfür edeceğim. Öyle saçma bir şey olabilir mi ya? Ediyorlar ama işte bu. Galatasaray takımı diyorum. Yanımdaki biri Galatasaray'a ana avrat küfür ediyor. Ya benim karıma kızma sen Galatasaraylıyım diye niye küfür ediyorsun arkadaş ya? Malum takım ne demek malum takım ya? Niye bölüyorsunuz insanları diye? İnsanları bölmeyin. Neyse konuyu atladık şimdi nereden dediğim. Yani kalite çok önemli arkadaşlar kalite. Şimdi bu veda konuşum artık YouTube'a veda ediyorum. İnsanları irdeledim, inceledim. Değmeyeceğini anladım yani. İnsanlar değişmiyor. Çünkü insanlar YouTube'da sayıya takılmışlar. Sayıya takılmışlar. Yani 100 bin olursam, 300 bin olursam, 500 bin olursam, 1 milyon olursam, dünya beni... Mesela benim size şöyle söyleyeyim. Şimdi Avrupa hastalığı var. Avrupa'da yaşayan Türkler. Bunlar hani dedeleri babaları değil. Yani torunları veya işte çocukları. Sıla yolu. Ya benim kayınpederim, ben adam ilk gidenlerden işçiye sıla yolu diye bir şey duymadım. Zaten adam en sonunda uçakla geliyordu. Arabayla bile gelmiyordu. Yani sıla yolu ne demek ya? Yani sıla yolunda bir kafanızı bir şey yapın arkadaşlar, bir denkleştirin yani kafanızı. Siz madem kafeye sayıları taktınız, sıla yolunda senin en fazla seyredileceğin, hadi en fazla 20 bin 30 bin olur şeyin. Yani dünyada seyredilmezsin öyle sıra. Yani Amerikalı senin sıra yolunda ne yapacak Amerikalı senin? Sen dünyada bir şey olmak istiyor musun YouTube'da? 100 bine gitmek istiyor musun? Ben Türkiye'de senin sıra yolunda ne yapacağım ya? Bulgaristan yolunda 30 kere bana niye her sene seyrediliyorsun? Olay ne biliyor musun? İşte kalite. Kalite. Bakın benim eşimin annesi şu sıla yolu dedikleri yolu yaşamadıktan sonra, boşandıktan sonra dünyayı gezdi ya.
Venezuela'sı, Jamaika'sı, Sri Lanka'sı, efendime söyleyeyim, Afrika'da Kenya'sı, ama Türk'le evliyken, bir Türk'le evliyken her sene 70, 80, 90'lar Sıla yolu Türkiye, Sıla yolu Türkiye, Sıla yolu Türkiye, Sıla yolu Türkiye. Arkadaş, ne oluyorsunuz ya? Sizin hiç mi kendinize bir kalite, bir şeyiniz yok ya? Aynı otobanda gitmek. Yani şimdi şöyle düşünün. İneksiniz, ağırdan çıkıyorsunuz. Saat 9.05 lirini geçecek. Akşam da 17.15 lirini geçecek. İki tane tren görüyorsunuz. Sabah 9.55, akşam 17.55. Ya artık açın. Yani Türksünüz ama bırakın şu Türklüğü. Hadi tamam, Türk'ün Türksünüz tabii. Bir şey demiyoruz. Ben de Türk'üm. Bir şey demiyorum ama nerede yaşıyorsun? Elinde bir pasaport var ya. Elinde bir pasaport var. Kaç kişinin ulaşabileceği. Konteynerlara gidip havasızlıktan ölüyorlar. Denizleri geçiyorlar, boğulup ölüyorlar. O pasaporta, o yaşam kalitesine sahip olmak. Siz kaliteli bir yerde yaşıyorsunuz. Hala kalitesiz ürünler üretiyorsunuz ya. Ya gezin kardeşim, gidin Jamaika'ya gidin ya. Al hanımını Jamaika'ya git ya. Al hanımını, hadi Jamaika çok mu pahalı? Al hanımını Afrika'da bir Cezayir'e git ya. Al hanımını bir şeye git. Ya bak, benim kayınpederim İsviçre'de ilk İsviçre olan Türklerden. Adam 59'ların falan gitti. İlk bandoyla karşılandı. Bando. Yani İsviçre hükümeti, hey Türk işçileri geldi. Amanın ne kadar güzel. Bandoyla karşıladılar. Bandoyla gittiği yerde bandoyla karşılandı. Subingen'de yaşadı. Ve Türkiye'de öldü. Aslı da Arnavut'tur. Türkiye'de öldü. Gömüldüğü yerde Arnavutköy. Hiç alakası olmayan, hiç yaşamadığı, hiç onun zamanında çocukla oraları yoktu bile. Arnavutköy'de gömüldü. Yani kaliteli bir yerde yaşarken kendinizi kalitesizliğe mahkum etmeyin arkadaşlar ya. Ya ben Sıla yolunu 50 kere mi seyredeceğim? Bak, İngiltere'den bir bayan var, türbanlı, Müslüman. Yani o türban dememin sebebi, çünkü çok bayanlar var da bu hanımefendi türbandan dolayı takip etmek isteyenler için söylüyorum. Takip edin. Vallahi billahi çok seyrediliyor. Ama hep aynı be kardeşim be. Şu benzincide uyumayın, soyarlar. O benzin otobanda gitmeyin. Bulgaristan Kotopoşko otoyolu, Sırpların Kıtapişko otoyolu, İtalya'nın Tırtırtırt otoyolu. Gemiden bindim, Akdeniz'de indim. Bursa'da çıktım. Ya bunları geçin kardeşim. Biraz kalite ya. İsviçre'de siz otoban için, yani senenin her sene otobanlar için mi tatil yapıyorsunuz ya? O zaman sizin Türkiye'ye gelmeniz, hani git bir Türkiye'ye gideyim de otoban çekeyim de o otobanlarla sayım artsın. Yani anne baba için falan da gelmiyorsunuz zaman. Bırakın ya. Hikaye yapıyorsunuz siz. Anne baba değil. Anne baba için gelmek isteseniz, ben şimdi biraz şey konuşuyorum, kusura bakmayın ama uçağa atlarsınız, 1-2 saat, 3 saatte buradasınız. Daha çok anne babayla vakit geçirirsiniz. Ama siz böyle kaç saatte geliyorsunuz kardeşim? Niçin? YouTube'da YouTuber olmak için. Ama bu kalitesizlik oluyor ya. Bu kalitesizlik, yani sizin hayatınız sadece, bak benim kayınpederim hayatında bir defa, o da bir defa Stanfi'de çalışırken, İsviçre'de yaşarken, Stanfi'de çalışırken arkadaşların, fabrikadaki arkadaşların organizasyonuyla Asya'da, işte Pasifik'te bir adaya gitti. Müslüman bir adaya gitmiş. Hatta Müslüman diye, Abla Ahmet diye ona bedava bir sürü servis yapmış Müslüman garsonlar. İşte bir defa gitti. Bir defa. Ha, Avrupa'da belki İtalya'yı saymıyor. İtalya zaten İsviçre'nin dibinde. Hani İtalya'ya, Türkiye'ye gelirken de geçmiş. Ha, ben İsviçre'den İtalya'ya gitmezsen komedi olur zaten. İsviçre'den Almanya'ya gitmezsen komedi olur zaten. Onları saymayan, ben İsviçre'liyim. Nerelere gittim İsviçre'li? Almanya'ya gittim, İtalya'ya gittim, Fransa'ya gittim. Bunlar komedi. Zaten onlarla sen sınırsın. Ben şimdi Bulgaristan'a gittim. Sınır, komedi. Ama ben Amerika'ya gidebilir miyim? Amerika'ya gittim mi arkadaş ya? Bak, ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Gerçekten istiyorum. Bana vize vermiyorlar. Param diyor, gidemem de. Vize vermiyor bana, Türk'üm diye. Vermiyor. Hatta Meksika vizesizdi. Meksika'da bile artık Türklere almıyor. Neden biliyor musun? Oradan otomatikman bizim uyanıklar Meksika yapıyorlar. Meksika'dan Meksika mafyasıyla Amerika'ya kaçak giriyorlar. 8.000 dolara. Adam başı 8.000 dolara. Ben gidemiyorum ama senin elinde İsviçre pasaportu var, Alman pasaportu var, Fransa pasaportu var. Bakın
kaliteli insan dedim ya, Emrah diye bir arkadaş var. Avustralya'da yaşıyor. Avustralya'dayım, özür dilerim Emrah. Avustralya'da yaşıyor. Ona da böyle yazacağız. Çocuk dedi ki, yaşım geçiyor. Eşi öğretmen Avustralya'da. Yani kaç kişinin hayal kuracağı bir şey değil mi? Avustralya'ya gitsem, eşim öğretmen olsa. Tek villa, hani bizim burada villa denir, orada normal ev de, bizim burada böyle villa diyeceğimiz tek bahçe içinde evi var Avustralya'da. Sydney bölgesini düşünün. Orada yaşıyor. Evi var, şeyi var. Fakat ne yaptı biliyor musun? Hayat şey 100.000'i geçti. Şeyden YouTube'dan plaketi geldi. Plaketini aldı YouTube, ona plaket gönderdi. Başarıların devamını diliyoruz bilmem ne falan. Fakat dedi ki çocuk kendi kendine, çocuk diyorum özür dilerim Emrah. Ben 60 yaşında dayandığım için çocuk dedim, özür dilerim. Şey yaptı. Dedi ki bu böyle olmaz. Bu hayat böyle çekilmez. Hayatımı renklendirmem lazım. Bu tek düze yaşantı olmaz dedi. Tek düze yaşantı. Kalktı şimdi dünyaya dolaşıyor. Anam işi bıraktı. Evi boşalttı. Evi kiraya verdi, tamir ediyorum evini. Şimdi böyle dünyaya, hatta Avrupa'yı baştan başa, şimdi en son Avrupa'daydı. Bilmiyorum daha şimdi nereye gidecek. Asya'yı, Japonya'yı, Güney Kore'yi, şurayı burayı dolaştı. O Pasifik'teki adaları dolaştı. Şimdi şeyde Avrupa'da bir karavan aldı, kiraladı. Karavanla bütün Fransa, Fransa işte İsviçre, İsviçre her yere dolaşıyor. Almanya'da teyzelerin meyzeleri var, akrabaları var Almanya'da. Almanya'da önce de gitmişti. Yani hayatını yaşıyor. Dedi ki kendi kendine o çocuk. Hatta onu eleştirdiler. Ya sen niye şimdi böyle yaptın? Bak ne güzel izleniyordun. Depo açıyordun, depo seyrediyorduk. Şimdi bak sayın, izlenme sayın. Ya izlenme sayısı bir hikaye kardeşim. Siz hayatınızı yaşayın ya. Siz hasta olmuşsunuz ya. Siz YouTube hastası olmuşsunuz. YouTube hastası. Vallahi YouTube hastası olmuşsunuz ya. Sen hayatı ıskalıyorsun arkadaş. Sen farkında mısın? Bak Emrah hayatı ıskalamıyor. Emrah öldüğü zaman 80'inde, 70'inde şöyle parmaklarla saya saya bitiremeyecek. İşte diyecek İspanya, Jamaika, Venezuela, Amerika, Kanada, Güney Amerika, Japonya, böyle 30, 40, 50 tane ülke sayacak. Diyecek ki ben gençliğimde gittim, yüzdüm, yedim, karpuzunu da yedim, ananasını da yedim, pastasını da yedim, diyabetim yoktu, yaşırık şekerim yoktu, şu yoktu, bu yoktu, yedim de yedim işte. Hayat ıskalamamış oluyor.